Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. İlk defa görüntülü bir video çekeceğim için biraz heyecanlanacağımı düşünerekten tekeleme tarzı şeyler olabilir. Neyse arkadaşlar, neyi tanıtacağım derseniz bugün Arduino ile bir direksiyon seti yaptım. Bunu size tanıtmak istiyorum. Nasıl yapıldığını öğrenmek isterseniz şu an videonun altındaki yorum kısmına belirtirseniz tek tek hani neyi nereye bağladım, neyi nasıl yaptım, neden nereye bağlandığını falan hepsini tek tek anlatabilirim. Neyse şöyle bir tanıtalım önce bu şeyi, Arduino'muz ne var. E vitesimiz var, burada görüyorsunuz direksiyon kamerası titriyor olabilir. Çok saçma bir tripod tarzı bir şey aldım. Onu da direksiyon kamerasına koydum ama onu değiştirilecek büyük ihtimal. Şurada E vitesimiz var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve geri. Şurada da bir tuşumuz var. Bu aktarma tuşu için. Şurada Assetto'da bir tuş daha var, şu an gözükmüyor olabilir. Bu da Assetto için yaptım. Assetto'da el fren görevi görecek. Zamanla buraya heartbreak tarzı böyle çekmeye şey de yapacağım. Bir sonraki sefer ama şöyle R'den alalım da ses yapmasın. Neyse arkadaşlar, şöyle bir ayarlarda göstereyim size. Nasıl? Hani hassasiyet falan. Direksiyonumuzu tam sağa çevirdiğimizde şöyle görüyorsunuz. Sağa gidiyor. Bıraktığımızda kendini topluyor. Hiçbir sorun yok. Sola çeviriyoruz. Aynı şekilde solda, şurada biraz takılabiliyor. Böyle toplanıyor. Bu direksiyon eksenini ayarladık. Şimdi gaz fren debriyajı göstermek istiyorum. Onun için direksiyon kamerasını elime almak istiyorum. Alamıyorum ya da şöyle uzatayım. Şimdi ekranda göreceksiniz. Gaza basıyorum. Herhangi bir sorun yok. Çalışıyor. Hızlı bir şekilde. Frene basalım. Frene basıyorum. Frene basma aynı şekilde şeyde hareket ediyor. Mouse hareket ediyor. Mouse olarak tanıtmışız ona. Böyle sıkıntı yok. Bir debriyajı gösterelim. Bir dakika. Debriyaj ekseni. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde sorun yaşamıyoruz. Oyunda biraz sır sürelim. Sonra biraz Assetto'da gösteririz ayarlarımızı. Assetto'yu nasıl ayarladığımızı da göstermek istiyorum. Çünkü Assetto'da daha bir zevkli olacağını düşünüyorum. Daha Assetto'yu denemedim ben de. Yaptım. Yazılımını attım. Biraz ETS'de sürdüm. Şimdi ilk defa sizlerle beraber hani tam olarak yani. Tabi denemeler yaptık. Şimdi şöyle bir dorsa koydum. Sarı civcivimiz Scania. S500 miydi bu? Öyle bir şey olması lazım. Pek anlamam tırlardan. Şöyle gösterelim. Vitesimizi bir aldık. Arabamızı çalıştırdık. Önce boşalmamız lazım bu, pardon. Bir aldık. Arabamızı çalıştır. Şöyle iç kameradan göstereyim. Ne kadar gaza basarsam o kadar gaz yapıyor. Hassasiyet falan bakın, şimdi şöyle yarım gaz yapalım mesela. Yarım gaz yaptım. Yarım basıyor. Tam gaz yapalım. Şöyle tam gaz yaptığımızda tam tur döndürüyoruz. Her şey ayarlandı. Dediğim gibi nasıl yapıldığını merak eden arkadaşlar varsa videonun yorum kısmına yazarsa nasıl yapıldığını da videosunu da çekerim. Hiç sıkıntı değil benim için. Bundan sonra sık sık video atmayı düşünüyorum. Eğer bir aksilik olmazsa. Şimdi şöyle yanaşalım bir şunu. Şöyle kafamızı çıkaralım. Kolumuzu da çıkarmamız lazım da işte cam yok oyunda. Böyle gelelim gelelim. Yanaşalım. Oturduk. Şöyle direksiyonumuz dönsün. Alalım aracımızı. Kısa bir nokta. Belirleyelim. Nereye gidelim mesela? Böyle. İnce yoldan şu benzinliğe kadar gidelim. Yani tanımış oluruz bir. Böyle biri aldık arkadaşlar. Gaza basıyoruz. Ayağımızı hafiften debriyajdan çekiyoruz. Şimdi yavaş debriyajdan çekmeyince ne oluyor onu da göstereyim. Duralım. Gaza bastık. Bir anda debriyajdan çektik ayağımızı. Hızlı kalkmadı. Ama değil, stop etmesi lazım. Şimdi debriyaja basmadan frene basarsak hop gördüğünüz gibi stop etti. Çalıştırmaya çalıştık. Vitesi boşalmadık diye. Yine çalışmadı. Vitesi boşalıyoruz. Her şey gerçek araba mantığında. Şimdi çalıştı. Şimdi vitesi bir alıyoruz. Kolumuza bakalım şöyle. Gelen giden var mı? Yok, devam edelim. Böyle yavaştan çıkalım. Arduino'ya zaten bir merakım vardı. Sonra internetten Doğukan Yürük adına bir arkadaşla tanıştım. Onda gördüm ben bu ilk Arduino olayını aslında. Sonradan bir yıl falan bir YouTube ara verdi. Şimdi tekrardan bir YouTube açmış kanalı.
Yani direksiyon setiyle başlamış adam. Güzel bir düşünce bence. İyi de yapmış. Hani ben de birkaç tane tıkandığım yer oldu. Ona sordum. Şimdi diyeceksiniz ki direksiyon tam tur dönüyor. Orası niye tam tur dönmüyor diye. Ben direksiyonu 1080 olarak ayarladım. Yani gerçek tır direksiyonu aslında bu. Ben şuraya vurayım mesela. Ben burada böyle 900 derece döndüğüm, yani benim için 900 derece olduğunda oyunda tam 900 derece oldum. Ben biraz daha çeviriyorum. 1080'e yakın olduğunda benim için oyunda 900 derece oluyor. Yani gerçek tır direksiyonu tarzında oldu bu. Bir tekrardan bir alalım. Biraz hareket edelim. Böyle. Biraz hızlanalım. Aktarma tuşunun nasıl çalıştığını da göstereceğim size. Biraz titreme olabilir arkadaşlar. O da yani sonuçta bu 1000 lira yapılmış bir direksiyon seti değil. Ya 1000 lira diyorum, pardon. 2000 lira, 3000 lira bir direksiyon seti değil. Tamamen elemeyi, hani saygıdan, hani emeğe saygı olmak üzere bir tane de like atarsanız sevinirim. Abone olursanız da sevinirim. Eğer abone tarzı, like tarzı şeyler gelirse bu tarz videolar paylaşmaya devam edeceğim. Hani ne yapabiliriz? Direksiyon setini yaptık. Nasıl yaptın derseniz, nasıl yapıldığını da anlatırım size. Siz de yapın. Şu anda bir direksiyon seti en dandiğinden 2000 lira. En dandiği. Gereksiz. Ben bunu ne kadara mal ettim dersen, tahtalar elimde vardı. Tahtaları bilmiyorum fiyatını ama öbür kalan bütün parçalar toplam bana 95-100 liraya civarına bir şey oldu. Hani 100 liraya ben bu tüm sistemi kurdum. Direksiyonu sanayiden aldım, çıkma. Hani onu amacım şöyle en ucuz tarzda kurmak. Buraya offsetli bir direksiyon getireceğim açıkçası. Offsetli güzel bir direksiyon olacak. Onu da assetto da deneriz. Yanlama falan deneriz. Yanlama zor. Yanlamayı pek bilemem ama en azından düz gideriz. Hatta ona da bir bakarız az sonra. Burada bir aktarma tuşu var. Onu göstermeyi unuttum. Mesela bir duralım. Kesişi şöyle boşa alalım. Şöyle bastık. Bir. Tuşa bastık. Direksiyon kamerası sallanma. Tuşa bastık. Hop 7 oldu. Tekrar bire bastık. Bak bire aldı. Düğmeye bastık, 7 oldu. Bunu ayarlayabildik. 7 ile kalktık. Araba biraz zorlandı. Ama canavar ya. Canavara sıkıntı olmaz. İzliyorum böyle YouTube'da. Adam direksiyon setini yapmış. Ama nasıl yaptığını anlatmamış. Olmaz hani. Madem bir şey yaptığını insanlarla paylaşıyorsun, bunu nasıl yapıldığını da göstermek mantıklı olan. Sonuçta alan var, alamayan var. He, şu bir gerçek. Almak istesem alırım. Hani 2000 lira büyük bir para değil. Hani Allah'a şükür durum fena değil. Ama ben böyle şeyleri merak ediyorum. Kendim yapmak istiyorum. Her şeyi. A'dan Z'ye benim olsun diyorum. Hani yarın öbürsü gün ben yaptım diyeyim. Neyse, ilerleyelim biraz da. Vitesi onu alalım. Şöyle biraz hızlanalım. Assetto'yu deneyelim mi bilmiyorum. Belki Assetto'yu ya gireriz. Videoda uzun olmasını istemiyorum açıkçası. Upload'um çok kötü. Böyle. Diyeceksin ki direksiyonu bazen hareket ettiğin araba dönmüyor. Ya bir boşluk oluşabiliyor. Bu da potansiyometreden kaynaklı. Değiştireceğim onu da. Yani normalde onu da yapıp böyle videoya girecektim. Allah viraj varmış. Vitesse. Çok yavaşladık. Gelin. Potansiyometreyi değiştireceğim. Hani şu titreme de geçecek büyük ihtimal. Hepsi bulunabilecek parçalardan yapmaya çalıştım hani. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza nasıl yapılacağını gösteririm. Tekrardan söyleyeyim. Sadece yapmanız gereken videoya yorum olarak atmak, like atmak. Bir de abone olursanız sevinirim. Tabi bunlar zorunlu değil hani. Nasıl isterseniz. Biraz sürelim. Bir daha Assetto'ya girelim. Assetto'daki ayarları bilmiyorum. Hiç denemedim. Dediğim gibi ETS'ye uyarlı yaptım. Birisi niye biçim sürüyorum lan? Alışık değiliz. Bugüne kadar direksiyona çok az sürmüştüm ama çok eskiden G27 sahibiydim. G20'de ilk çıktığı zamanlar, o kadar eski. G20'de vardı. Sonra kullanmıyordum. Gamepad'le oynuyordum. Uzun bir ara sonra direksiyonla heves ettim. Yeni direksiyonu kurduk. Kendimiz yaptık bu sefer tabi. A'dan Z'ye. Bizim. Daha sonra ne yapacağımızı da söylersek. Buton box yapmayı düşünüyorum şuraya. Buton box. Yanında da handbrake. Hani el freni böyle ne kadar çekersek o kadar freni algılayacak tarzda.
Bunlar kolay şeyler aslında. Bununla aynı mantık. Bunların sonuçta 4 tane potansiyometre var. Bir de kablolama var. Kalan hepsi yazılım. Yazılımı kendi yani kendim yazmak istedim. Fakat beceremedim kendi yazmayı. Yani yapamadım yazmayı. Hani sonra ne yaptım? Böyle gezdim internette. İşte Doğukan Yürük arkadaşla yaptığını onun baktım onu nasıl yapmış diye. O kendi yazmamış. O da hazır bir kod var. Onu kullanmış. Ben de onu kullandım. Kendim yazdığımda biraz sıkıntı yaşadım. Şöyle potansiyometreden kaynaklı diye düşünüyordum. Potansiyometreyi değiştirdim. Fakat olmadı. Servo motoru koymak istiyordum. Hani nasıl diyeyim servo motoru. Aset olarak sen dönersin. Direksiyon sonra sola kendini döndürür ya. Onu yapmak istedim ama yapamadım. Bunun da sebebi işte kendi yazılımdan kaynaklıydı. Ve hazır yazılımda da böyle bir desteği yoktu. Ama araştıracağım. Hani Vol 2 yaparız direksiyonun. Hani versiyon 2 gibi. Orada da kendi yazılımımızı yaparız. Öyle oynarız. Çok kısa da Assetto Doda da biraz gezmek istiyorum. Sonra videomuzu bitiririz. Dediğim gibi fazla da uzatmak istemiyorum. İnternet çöp. Böyle. Tekrar G'yi alalım. R1. Gidebiliriz istediğimiz gibi. Bunu biz yaptık ya sonuçta. Gidip 2000 lira para vermedik. Şöyle hop. Bakalım bir daha. Çok kısa da Assetto'da da göstereyim. Sonra videomuzu sonlandıralım. Daha sonra tekrardan isterseniz nasıl yapıldığını biliyorsun. Hani nasıl yapıldığını aşama aşama. Hey vitesi nasıl yaptım? Direksiyonu nasıl yaptım? Ve pedal sistemi nasıl yaptığımı tek tek gösterebilirim. Assetto'ya geçelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Assetto'ya geçtim. Assetto'da da göstereyim dedim kısa bir şekilde. Şu direksiyon Axis 1 olan direksiyon ekseni şöyle göstereyim. Topluyor. Tabii yavaş topluyor bu. Sonuçta içinde spiral bir yay kullandım. Bu yüzden hızlı toplamasını beklemiyorum. Tabii değiştirebilecek şeyler bunlar. Daha hızlı yapabilecek, geliştirebilecek bir şeyler. Burada gaz kısmı var. Gaza basalım bırakalım bu her seferinde ortaya geliyor. Denedim daha önce. Hani ara verdikten sonra böyle gazımız. Şu fren kısmı ortadan algılıyor. Bunu da potansiyometreden kaynaklı bir sıkıntı. Değiştireceğim bunları ilk fırsatta. Şöyle frene basalım. Böyle. Ne kadar basarsak o kadar. Şurada debriyaj kısmı. Debriyajda hiçbir sorunum yok. Tamamen sıkıntısız. Şurada 170 derece olduğuna bakmayın. Oyunda 9 derece algılıyor. Yazılımdan kaynaklı. Sıkıntı yok. Hot break kısmı burası şu anda boş. Buraya dediğim gibi elde çekmeli. Hani şu var ya o tarz ya da normal el freni tarzı bir şey yaparsak o zaman gireceğiz. Kısa bir oyunda da gösterelim. Mustang Elantra araçlardan ne seçelim? De göre değil. Bizlik araba yok mu ya burada? Sesimizi biraz kısalım. Ne kadar basarsak. Ayarları yarım gaz yapalım mesela. Öyle. Herhangi bir sorun yaşatmıyor bize. Böyle tam gaz. Sesi bir alalım. Bunu da ayarlanmamız lazım. Bakın burada da biraz hızlı dönüyor direksiyon. Ben şey yapmadan birinden fazla dönüyor. Bunlar ayarlanabilecek şeyler. İnce ayarlar. Her türlü yapılır. Biraz. Yapıldı şu anda. Arduino ile hazır direksiyonu. Sadece ince ayarlarımız kaldı. Onları da yaptıktan sonra size tekrar bir video çekelim isterseniz. Nasıl yapıldığını merak edenler de içinde. Yorum kısmına yazsın. Of kafadan kaydı. Çok fena kafadan kaydı. Dışarıdan da göstereyim. Şöyle bir şey yapalım mı? Herkes yapmak istemiştir. Bir anda geri vitese takmak. Bunu yapmak istemeyen var mı ya? Geriye giderken bir anda. Neyse videomuzu burada sonlandıralım. Arkadaşlar dediğim gibi bunu nasıl yapıldığını merak edenleriniz yorum kısmına belirtsin.
En kısa zamanda ben de video çeker, size sunarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.